Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven Ulusoy. Unla ilgili bu satış haberini değerlendireceğiz. Şirkete ne gibi faydası var bu satış işleminin onlardan bahsedeceğiz. Ve şirketin bu e, genel itibariyle bir borsada işlem gören birçok hisse senediyle ilgili bu nominal kavramının açıklamasını yapacağız ve şirketin ana ortaklık yapısındaki paylarla ilgili temel bir inceleme yapacağız. Umarım tamamını izleyebilirsiniz vakit bulup. Ee, bu konularla ilgili bütün soru işaretlerinizi gidermeye çalışacağım şimdi. Şimdi isterseniz hisse senedini şöyle yapısına geçmeden önce gördüğünüz gibi e, Fahrettin Ulusoy, Nevin, bugün satış gerçekleştiren Onur Erhan Ulusoy gördüğünüz gibi birkaç tane 6 kişilik bir yatırımcı bloğunun elinde e, hisse bloğu var ve e, şirketin halka açıklık oranı yaklaşık 23 milyon. 500 bin lota tekamül eden yani şirket sermayesinin %27.81'ine işaret etmekte. Şirketin sermayesi bildiğiniz gibi 84,5 milyon civarında ve bu 84,5 milyonluk sermaye içerisinde sadece 23 milyon 500 bin lotu şirketin dolaşımda diyebiliriz. Şimdi bu 23 milyon 500 bin lotun tamamı şu an halka açık ve satılabilir pozisyonda. Kasım ayında bizim ortaklarımızın bir tanesi, tabii ona geçmeden önce şunu hatırlatayım, her birinin elindeki lot miktarlarını görüyorsunuz. A, B, C gruplarında şirketteki ortakların ellerindeki hisse senetleri var, gördüğünüz gibi. Şimdi 1 TL nominal değerli şirketin 84 milyon 500 bin sermayesi var. Yani şirketin nominal değerli 84 milyon 500 bin adet nominal TL değerli lotu bulunmakta anlamına gelmekte bu. Şurada gördüğünüz gibi hani şu raporda satım raporunda gördüğünüz nominal değer bahsi var ya 5 milyon 250 bin lot nominal tutarlı dediği aslında şurada gördüğünüz yani şirketin 84 milyon 500 bin eşit parçaya bölünmüş olan lot sayısına tekamül etmekte. Yani şirketin 27.81'lik yüzdelik olarak e, şirketin yani bu 84 milyon 500 binin yüzde 27.81'i halka açık. Yani 23 milyon 500 bini ve her elinde lot bulunduran bu ortaklarında ellerindeki lotun yüzde 27.81'i borsada işlem görmekte. Şimdi devam edersek Onur Erhan Ulusoy Kasım ayı içerisinde, geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde elindeki 5 milyon 250 bin olan sermayesi payın satışını, borsada satışını gerçekleştirmek için merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu. Bu ne demek? Şirketin elinde şirkette payı olup da elinde fiziki olarak bulunan bu payı. E, Kaydettirip e, piyasada satılabilir hale getirmek istedi. Yani bir nevi şirketteki ortaklığını azaltma yani e, bu lotları satma girişiminde bulunacaktı. Şimdi e, ilk açıdan baktığınız zaman bunu borsada e, birçok şirket hissesinde görsünüz. Sabancı Holding'de de e, Sabancı ailesinden birisi 10 milyon lotluk bir e, lotu satma girişiminde bulunmuştu hatırlarsanız. Şeker Bank sanırım. Bir de Şeker Bank'ın vardı Sabancı Holding'deki böyle bir satış girişimi. İlk başta böyle bir satış girişimi olduğu zaman yüksek miktarda e, yatırımcı bloğunu negatif etkiler. Satış olacak, bize bu satışları, bu lotları bize pazarlayacaklar. Düşüncesi hakim olduğu için baktığınız zaman e, ilk etapta hisseler bu yüzden kötü etkileniyor. Ama diğer taraftan görmeniz gereken şey ne? Ben bunu Kasım ayındaki o e, bu a, satış muhabbeti geldiği zaman da videolarda paylaşmaya çalışmıştım. Şirketin bu dolaşımdaki lot miktarının artması bir nevi şirketteki hissinin derinliğini arttırıyor. Bu güzel bir şey aslında. İlerleyen dönem için şirket hissesinin lot sayısının artması çok önemli. Zaten hatırlıyorsanız ben size bunu Kasım ayından Ekim ayından beri analizini yapıyorum Ulusoy'un. Bütün fiziki ve e, yatırım yatırımları ile ilgili düşük sermayesi sebebiyle kontrolü zor piyasa yapısından bahsetmiştim. Yani bir şirket hissesinin bir kademesinde 100 lot olması var, bir de 10.000 lot olması var. Bunlar e, şirket hissesindeki eee için oldukça önemli değerler. Türkiye'nin şu an biliyorsunuz kredi notu düşük olduğu için bu değerler bizim için şu an çok önemli değer taşımasa da ilerleyen dönemde çok işe yarayacak. Şimdi bu şirketin elindeki e, e, Onur Erhan Ulusoy'un elindeki lot miktarı %21.58'den bugün itibariyle gördüğünüz gibi %15.8 57 mi 37 bölgesine kadar gerilemiş durumda. Yani elindeki lotları satmış durumda. Ve tahta sahibinin benim anladığım kadarıyla son dönemdeki bu baskısı, hisseyi yukarıya gitme girişimini engelleyen durum muhtemelen bu satış haberiyle alakalıymış. Ama e, size şunu da hatırlatmamda fayda var. Şirket hisselerinde ortaklar böyle bir satış yapacakları zaman bu tahtayı yönetenlerden beraber buna karar verirler. Çünkü Adam piyasada gördüğünüz gibi kendi başına satmaya kalkarsa tahta sahibi bunu karşılamak zorunda değil. Bu tahtayı yönetenler e, hisse ellerinde büyük lotlarla bu tahtayı yönetenler bu hisseyi taban yaptırıp aynı şekilde en düşük değerden karşılamaya çalıştılar bu slotları gördüğünüz gibi. Şimdi son dönemde bu hisse 19 liralara çıktı. Bu şirket e, ilk bu kayıt işlemi gerçekleştiğinde merkezi kayıt kuruluşuna gerçek e, kayıt gerçekleştiğinde Bizim burada gördüğünüz gibi hatırlarsanız ilk önce birkaç tane aracı kurumun elindeydi o hisseler. O 5.5 milyon 250 bin lot burada gördüğünüz gibi buraya dahil olmuştu. Ve daha sonrasında o lotlar virmanlarla farklı kurumlara dağıtılmıştı. İsterse bu kağıt zaten 12-13 liradan 19 liraya giderken PDRP'yi pay de yapabilirdi. Yani 19 liradan da satabilirdi bu lotları. Demek istediğim. E, şirket hissesinde böyle satışlar tahta sahiplerinin bilgisi dahilinde ve onların karşılayacağı oranlarda yapılır. Şimdi bu e, dön, şimdi bu düşüşte yerli yatırımcı da hisseye gelmiştir ama e, genel itibariyle yatırımcılar düşen hisseyi değil de yükselen hisseye daha çok almaya taliplidirler. Bu yüzden hisse satışına konu olma, olacak olan hisselerde yükseliş beklentisi gerçekleşir. Ve ilerleyen dönemde de bunlar daha çok bu şekilde olur. Adamlar hisseyi yukarıya götürürken basarlar. Bunu Kortus'ta da gördük. Kortus'a hissesinde de hisseyi 14 liralardan 20-30 bölgesine kadar çıkartırken yabancı sürekli satış yaptı mesela. O satışı aşağıdan yapabilir miydi? yapamazdı. Çünkü yatırımcı düşük hisseye değil yükselen hisseye girer. Ama bunda gördüğünüz gibi tam tersi var ve şirketlerin genel itibariyle bedelsiz sermaye arttırma sürecindeki birçok hisseyle ilgili çok detaylı çok ciddi yat, e, benim analizlerim var. Ve bu benim gördüğüm şimdiye kadar 10 senedir gördüm bu bedelsiz sermaye arttırım sürecindeki hisselerde bu süreçte değerinin altına yani piyasa fiyatının altına düşen ender kağıtlardan diyebilirim olumlu. Bu da demektir ki hisse bu %126 oranındaki sermaye arttırım sürecinde ya bölündükten sonra ya da bölünmeden önce yukarıya doğru dik bir çıkış yakalama ihtimali oldukça yüksek. Neden? Çünkü e, borsadaki birçok hisse senedinde bu bu şekilde gerçekleşti. Şimdi bu sermaye arttırım sürecinde tabii birçok yatırımcının elinde de elindeki lot miktarının iki katına çıktığını göreceksiniz. Bu piyasa koşulları gereği bu bedelsiz sermaye arttırma süreçlerinde hisse senetlerin agresif bir şekilde yukarıya doğru tırmanmasının sebepleri de bunlar. Bu yüzden bu dönemde bu şirket hissesinin de yukarı doğru toparlanması oldukça mümkün. Bu şirket buralardan bölünmeye kalkarsa aşağı yukarı hisse fiyatı 6-6.5 civarlarında olacak ve şirket hisse hissesinin kısa sürede yukarı doğru toparlanması beklenecek. Yani hisse bölünmeden önceki yapması gereken primi öncesinde yapmış olacak. Bunu Penguen Gıda'nın bedelli sermaye arttırımında da gördük. Kiler Gayrimenkul'ün sermaye arttırım sürecine girmeden önce hisseyi 2 liralardan 13 liralara götürdüler. Oradan bedelli sermaye artırım kararı açıklayıp tekrar hisseyi yarı fiyatına kadar düşürdüler. Diğer taraftan link bilgisayar sermaye artırım sürecine %100 sermaye artırdı hatırlarsanız. Sermaye, %100'lük sermaye artırımına girmeden aylar önce hisseyi 25 liradan 50'ye götürdüler. Şirket oradan bölündü sonrasında tekrar o bölgeye çıktı. Yani bakarsanız oradan 200 üzerine bir kazanç potansiyeli oluşmuş görünüyor. Şimdi Ulusoy'un da bu herhangi böyle bir işlem gerçekleşmedi şirket sadece 12 lira bölgesinde zaten bu kağıt e, geçtiğimiz yıl hatırlarsanız e, Ziraat Yatırım'ın hissede büyük alışları gerçekleşmişti ve bu alışlar sonrasında hisse 2.5 3 lira civarlarından 15 TL bölgesine kadar bu pandemi döneminde o gıda furyasının ilaç furyasının e, sert yükselişinde bir fırlama yaşamıştı. Oradaki detaylıca takasları incelediğinizde ziraat yatırımın hissede pozisyon aldığını görmüştük. Yani tahtayı yukarı doğru taşıyan ziraat yatırım olmuştu. Bu hisseyi Kasım ayında da ben size yine aynı şekilde benzerlik gösterir mi bilmem ama ya ziraat yatırımın tekrar hissenin 12-13 bölgesinden yükle alma başladığından bahsetmiştim. Size ki bilakis çok kısa bir sürede %50 bir yükselişle hisse 19 bölgesine kadar geldi. Ama diğer taraftan bakarsanız bu şirket %126 bedelsiz sermaye arttırımını Şubat ayındaki genel kurulda görüşeceğini açıkladığında hisse bir yükseliş gerçekleştirip arkasından tekrar düşmüştü. Ne zaman? Şöyle birazcık daraltalım ekranımızı. İşte şurada. Şirket hissesi gördüğünüz gibi bu bölgelerden birden pik yapıp sonra tekrar geri düşmüştü. O da Kasım Kasım ayı içerisinde. Bir pik yapıp tekrar geri dönmüştü. Ve sonrasında birkaç hafta sonra tekrar birden hızlandı. Buraya kadar yükselişini sürdürdü. Şimdi bu lot satışının bize ne zararı var diye bakarsanız kısa vadede hissede baskı unsuru olacağı varsayılır ama şu anda satış bitmiş. bitmiş hisse üzerinde bu hissedeki satışın gerçekleşme ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğimiz için bu sürecin hissede baskı oluşturacağını düşünüyoruz. Parsan'da da hatırlarsanız hisse 20 liralardan 35 bölgesine kadar gitti. 35 bölgesinde değil de 28-29 bölgesinde patron e, ciddi miktarda lot satışı gerçekleştirdi. Ortaklardan bir tanesi. Ne oldu hisse? Bu haber geldikten sonra acaba daha da lot satacak mı? Düşüncesiyle hisse o dönemde piyasada çalkantılıydı zaten. 26'lara kadar düştü. Ondan sonra 42-43'lere kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani Ulusoy onu da e, bu dip hareketinden sonra e, hızlı bir yükseliş beklenir açıkçası. Ve şirketin zaten sermaye arttırım sürecinin haricinde Söke onu satın alma ile ilgili bir beklentimiz de olduğu için ve şirketin temel analizlerini size defalarca yapmıştım. Şirket ciddi anlamda hem hasılat yönünde, hem brüt kar yönünde, hem de net kar yönünde, hem net öz kaynakları nezdinde hem de faiz ve e, amortisman, vergi öncesi kar dediğimiz fabrik oranında da sürekli artan bir iğmeyle büyümeye son 3 yıl içinde kapasitesini de 3 katına çıkartarak devam etmekte. Türkiye'deki en büyük un sektöründeki şirketler arasında ilk 5'te ve söke unu da aldığında elindeki 2400 civarındaki kapasitesini e, 1400 civarında daha arttırma imkanına kavuşacak. Yani şirketin zaten satışlarının 3'te 2'si yurt dışına gerçekleşiyor. Bu şirket büyüyen bir şirket, büyüyen bir şirket ve önümüzdeki süreçte de bu karlarını arttırırken de hisse performansına yansıması oldukça beklenen bir durum diyebilirim size. Şimdi şöyle devam ediyorum. Şirkette son 3 aylık verilere baktığımız zaman infoda 700 bin lotluk bir alış var. Bu hisse senedinde hatırlarsanız size hatırlattığım bir şey vardı. Info hisse 16.5 bölgelerine geldiği zaman alıcı olduğundan bahsetmiştim. Hisse 17-18 bölgesinin üzerine çıktığında satış yapıp 16 bölgesini tekrar alıyordu. Şimdi son 3 ay içinde gördüğünüz gibi ziraatin alımları da videonun başında bahsettiğim. Bugün ne olmuş diye bakarsanız. Aa, gün içindeki ne atmamış mıyım? Heh, atmışım. Bu da bugün gerçekleşen işlemler. Bugün içinde gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman iş yatırım üzerinden, vakıf üzerinden gördüğünüz gibi yüksek miktarlarda lot satışı gerçekleşmiş görünüyor. Ve bunların e, alışları genellikle gördüğünüz gibi ziraat karşılamış bu satışları. Ak karşılamış. Garanti, ak, Ziraat. Bunlar hangi kurumlar şirketteki zaten tahtayı yöneten en iyi elinde lot burunduran gördüğünüz gibi ilk beşte olan grup. Yani tahta sahibinin işlem yaptığı o büyük blokların işlem gördüğü hisse senetlerinin işlemlerinin yüksek miktarda toparlandığı ve satışının çok az olduğu e, aracı kurumlar üzerinden karşılandığını görüyoruz lotların. Bu bizim için Önemli olan e, satışın e, bu seviyeden tamamının karşılanmış olması. Bunu peyderpeyi 1 milyon 1 milyon satmaya kalksaydı bu 5, 5 milyon 250 bin notun bu hisse üzerinde belki haftalarca aylarca baskı oluşturabilecek bir durumdu. Şirket üzerindeki yükün indiğinle ilgili kastım da buydu açıkçası. Şuradan da size tekrar şirketin temel verilerini Forex Trader üzerindeki uygulama üzerinden göreceksiniz. Şirketin sermayesi 84.500 500 fiili dolaşımdaki senet sayısı 23 milyon 500 bin lot ve o kaydettirilen 5 milyon 250 bin lotu da eklerseniz 28.750 yapar. Yani bu ne demek? Piyasadaki senet sayımız 28.750'ye çıkmış durumda. Hisse önümüzdeki dönemde neler yaşayabilir? <laughs> Affederseniz Şöyle biraz genişletelim. Bandımızda bizim için önemli olan 15-60 bölgesiydi bugün gerçekleşen işlemleri <laughs> gerçekleşmemiş gibi varsayacağız. Önümüzde bizim trend dalgamızın yukarı yönde kırılacağı bölge <laughs> affedersiniz gıcık tuttu. 16-30 bölgesi olacak. 16-30 bölgesini geçtiğimizde hissede tekrar 18 bölgesinde hızlı bir tırmanışı bekliyor olacağız. Hissede ben artık bu bölgeden aşağı doğru bir düşüş beklemiyorum açıkçası. Umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılan anlamadığınız bir nokta olursa YouTube'daki ya da Twitter'daki Paylaşım yaptığım bölgeden e, suallerinizi sorabilirsiniz. Emin olun hepsini okuyorum. Müsait zamanda da cevap vermeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. bol kazançlar.